Günaydın mercimek. Günaydın toprak. Annemler daha uyanmadı mı? Uyandılar. Baban duşta. Annen odasını topluyor herhalde. Dur bir gidip bakayım. Günaydın anne. Günaydın kızım. Niye kapıdan gelmiyorsun? Babam duşta. Nereden görecek? Öyle şey olur mu? Bunu seninle kaç defa konuştuk. Baban evdeyken, etrafta herhangi bir fani varken sihir yapmak yok. Ama sen her şeyi sihirle halletmek istiyorsun. Olmaz ki. Ya çat diye çıkıp gelse seni görse ne yaparız o zaman? Sihirler unuttururum. Bak yine sihirden bahsediyor ya. Kızım sen beni deli edeceksin ya. Üstüne üstlük bir de yatağı bozdun. Ben seninle nasıl baş edeceğim? Hem kızma. Sihirle düzeltirim. Niye sinirleniyorsun? Hala sihir, hala sihir. Toprak sen beni anlamıyorsun galiba. O zaman biz niye periyiz? Boşu boşuna mı sihirlerimiz var bizim? Sihirlerimiz gerektiği zaman kullanmamız için var. Anne, ben bu işten çok sıkıldım. Canım sihir yapmak istiyor, yapamıyorum. Kusura bakma ama daha fazla sözünü dinleyemeyeceğim. Toprak, gel çabuk buraya. Toprak, sana diyorum. Bıktım artık ya. Ne oldu? Yine azar işittim. Yoksa yine sihir yaptın diye mi? Evet. Lafımı dinlemeyi öğreneceksin Toprak. Her kafana esine sihir yapamazsın. Yapacağım. Yapmayacaksın. Yapacağım. Yapmayacaksın. Aa, saçımı çekiyorsun. Ya, bazen anneler kızları laflarını dinlemediği zaman böyle şeyler yaparlar. Umarım babam seni görür. Bak hala cevap veriyor. Senin sihirlerini alacağım. Sihirlerin hepsini sana inat alacağım. Al da görelim bakalım. Toprak! Toprak! Hayatım, gömleği bitirdin mi? Evet, dolaptaydı. Ha, peki, kızımız uyandı mı? Yok, daha uyanmadı. Birazdan uyanır. Tamam, uyandırayım ben. Yok, yok canım. Hiç gerek yok. Ben onu kaldırırım. Sen zahmet etme. Peki. Yavuz giyinip gelene kadar benim bir an önce toprağı bulmam lazım. Her seferinde bir yere saklanıyor ve ben onu saatlerce aramak zorunda kalıyorum. Ben bıktım bu işten. Sence nereye gitti? Mercimek, lütfen. Bak, çok zor durumda kalıyorum. Mercimek, eğer onun bana nereye gittiğini söylemezsen, söz veriyorum seni anneme geri veririm. Ne? Televizyonda. Ne? Televizyonda mı? Hı hı. Ya bu beni deli edecek ya! İnanamıyorum Toprak. Oraya saklanmak yeni adet mi? Mercimek, sen mi burada olduğumu söyledin? İspiyoncu! Ne yapayım? Söylemezsen beni Dudu teyzeye geri verecekti. Çabuk çık oradan. Artık nerede olduğunu biliyorum nasıl olsa. Sihirlerimi geri almayacağına söz ver, çıkayım. Bak benimle pazarlık yapma. Çabuk çık oradan. Birazdan baban gelecek. Daha saklanacağım bir sürü yer var. Sihirlerimi almayacağına söz ver, çıkarım. Ya da başka yere saklanırım. Akşama kadar...
musun? Tamam çık. Yeter ki şuradan çık. Söz ver. Söz başımın belası. Söz. Aman da aman kimler uyanmış. Babaya kocaman bir öpücük. Aferin. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Allah'ım yarabbim çıldıracağım ya. Saatlerdir kim var şu banyoda çıkmak bilmiyor bir türlü. Sence kim olabilir hayatım? Tabii ki abim. Allah'ım yarabbim ya. Ya bu çocuk gece gündüz banyoda mı yaşıyor Allah aşkına? Bana bak karnı falan mı bozuk yoksa? Hayır baba. Saçını jöleliyor, parfüm sürüyor. Yani Tuğçe yakışıklı görünmek için banyoyu esir aldı. Biz kızlar da saçımızı burada yapıyoruz. Siz gelin çayınızı için Sadık Bey. Kahvaltı bitene kadar o anca iner banyodan. Hey Allah'ım, hey Allah'ım yarabbim. Tamam kızım, hadi sen de geç kahvaltıya. Ben de bir çileğe bakıp geliyorum. Çilek kızım, hadi kahvaltıya... Çilek sen ne yapıyorsun? Hiç. Bana doğruyu söyle. Ders çalışıyorum. Ders çalışmıyordun. Yine sihirle kitabındaki bütün bilgileri aklına kaydediyordun. Ne yapayım? Bugün söz var. Bu dersi pek iyi anlayamamıştım. Ve sihre başvurdun öyle mi? Çilek, hani seninle anlaşmıştık. Derslerini anlayamadığın zaman okulda öğretmenine, evde kardeşlerine, babana ve bana soracaktın. Ve bütün ödevlerini zamanında yapacaktın. Evet ama bu daha kolay. Daha kolay diye bütün hayatın boyunca öğreneceğin bilgileri bir günde sihirle öğren istersen. Hiç okula gitme ha? Ama okula gitmek istiyorum. Çünkü arkadaşlarım var. Çilek, okul sadece arkadaşlık edilecek bir yer değildir. Eğer okulu bu kadar çok seviyorsan derslerini de sevmen lazım. Derslerimi sihirle öğrenip okulu devam edemez miyim? Her şeyi arkadaşlarından daha hızlı ve daha kolay öğrenirsen bir süre sonra derslerinden hiç zevk almazsın. Zaten zevk almıyorum ki. Hem arkadaşlarım da biri değil, benden daha yavaş öğreniyorlar. Teneffüsten teneffüse okula gitsem. Böyle bir okul sistemi yok Çilek. Kararını ver. Ya arkadaşların gibi okula gider, derslerini güzel güzel öğrenirsin. Ya da okula gitmezsin, ablana, babana ve kardeşlerine söyleriz. Çilek okula gitmek istemiyor, artık bütün gün Firuze ablayla evde oturacak deriz. Anlaşıldı mı? Karar senin. Ve şimdi sihirle kafana soktuğun o bütün bilgileri geri alıyorum. Belki bugün sözlüde zayıf not alırsan aklın başına gelir. Ve sen de bütün derslerini arkadaşların gibi yavaş yavaş öğrene öğrene anlarsın. Hadi bakalım şimdi kararını ver. Sofrada seni bekliyoruz. Üf! Bıktım artık bu sihir yasaklarından. Bugün bu işi çözeceğim. Evet, mutluluk sihrini yapmanız için peri kazanınızın içine... bir tutam adam otu atmanız gerekiyor. İşte az önce hazırladığınız karışımın içine attığınız bir tutam adam otu sihrinizi ateş rengine veriyor. Evet, bir tutam adam otu. Ay ne kolay bir tarifmiş mutlu olmak için. Merhaba Taceddin'ciğim. Merhaba Perihan. Aa, sen tatile çıkmayacak mıydın? Şimdi çıkıyorum işte. Gitmeden önce sizlere bir hoşça kal demek istedim. Nereye gideceğine karar verebildin mi bari? Evet Taceddin'cim. Nereye gidiyorum biliyor musun? Peri Harikalar Diyarı'na. Aa, nasıl bir yer orası? Adını ilk defa duydum Perihan. Ben de görmedim Taceddin'cim. Peri kitabına baktım. Ay
Harika bir yer. Düşünebiliyor musun? Bu gökyüzünde bir ada. Bir tarafı kış. Lapa lapa kar yağıyor. Kayak yapabiliyorsun, karda yürüyüş yapabiliyorsun. Öte taraf yaz. Deniz. Yüz yüze bildiğin kadar su kayağı yap. Ne istersen yap. Nefis bir yer. Ay, inanılacak gibi değil. Ve Taceddin, sakın şaşırma. Adanın bir ucundan bir ucuna ne kadar sürede gidiyorsun biliyor musun? 2 saniye. Vay canına. Keşke peri olsaydım da ben de böyle bir yerde tatil yapabilseydim. Keşke Taceddin'cim, keşke. Neyse. Sana iyi eğlenceler arkadaşım. Son zamanlarda perilerle uğraşmaktan kafanı dinleyemedin. Bu tatil sana iyi gelecek umarım. Umarım öyle olur Taceddin'cim. Benim yokluğumu fırsat bilip bazı periler kötü kötü sihirler yapmazlar dilerim ki. Dudu'yu kastediyorsan benim gözüm onun üzerinde olacak, merak etme. Bir terslik hissedersem ne yapar eder sana haber veririm. Yaşa benim güzel arkadaşım. Nerede Dudu sahi, ona da bir veda etmek istiyorum. Odasında, Peri TV'deki sihir programını seyrediyor. Peri TV. Ha, demek o zaman benim görünmez olarak gitmem gerekiyor. Hayır, Peri TV öyle kötü sihirler falan göstermez ama neyse, ben yine de görünmez olarak gideyim. Hadi benim güzel arkadaşım, hoşça kal. Hoşça kal Perihan. Sağlıcakla git gel. İyi eğlen. Sağ ol Taceddin'cim. Kendine iyi bak, olur mu? İşte bu sabahki sihrimizin sonuna geldik. Bu sihri yapan bütün periler çok mutlu olacaklar. Oh, ben mutlu oldum bile. Bugün dünyanın en mutlu, en iyi perisi olacağım. Herkesin istediğini yapacağım. Hep güler yüzlü olacağım. Şimdi malzemelerimizi son bir defa hatırlayalım. 1 tutam Arap saçı, 3 peri kaşığı zencefil, 1 tutam adam otu. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın sabaha kadar size sihir dolu günler diliyorum. Kendime şu mutluluk sihirini yapayım. Defterim nerede? Merhaba Dudu. Perihan, sen nereden çıktın? Ne zamandır buradasın? Yeni geldim. Kızma ama azıcık seni izledim. Bu sefer yanıldın ama kötü bir sihir yaptığımı sandın. Masum masum Peri TV'den mutluluk sihiri tarifi öğreniyordum. Niye gülüyorsun? Nasıl gülmeyeyim Duducuğum, nasıl gülmeyeyim? Etrafında mutlu olman için o kadar çok sebep varken ne diye sihirle mutlu olmaya çalışıyorsun? Bir tane söyle. Mesela çok tatlı 2 tane kızım var. Evet ama onlar şapşallarla evli. Seni çok seven Taceddin var. O da beni aldattı. Birbirinden şeker torunlarım var. Onlar da okula gidiyor. Sen tabii etrafına böyle mutsuz gözlerle bakarsan mutsuz olursun. Böyle biraz da mutlu olmaya çalış. İyimser bak çevrene Tutucu. 400 yaşımdan sonra polyanacılık oynayamam canım. Ah Dudu, ah. Belki farkında değilsin ama sen dünyanın en şanslı perisisin. Biliyor musun? Çevrende ben dahil hiçbir perinin seninki kadar sevgi dolu, kalabalık, renkli bir ailesi yok. Perihan'cığım, davulun sesi uzaktan hoş gelir. Ama senin de benim gibi şapşal damatların olsaydı mutluluk sihrinden medet umar mıydın, ummaz mıydın bakalım? Aman peki ben susuyorum. Ne konuşsan boş zaten. Sen hayatını nasıl görmek istiyorsan öyle göreceksin. Ama biliyorum ki günün birinde ne kadar şanslı bir peri olduğunu anlayacaksın. Canım benim, bu sabahki hayat dersin için çok teşekkür ederim. Şimdi müsaade edersen sihir yapacağım. Müsaade ediyorum hayatım ve sana hoşça kal diyorum. Biliyorsun ben bugün seyahate çıkıyorum. Biliyorum. Peri Harikalar Diyarı'na gidiyorsun. Bunu da nereden öğrendin? Hayatım, sen beni nasıl gözetliyorsan ben de seni gözetliyorum. Hadi geç kalma, seyahatine çık. Hadi bay bay. Bay bay. Aman Duducuğum, ben yokken. Hoşça kal Duducuğum.
Perihan, sen gittikten sonra kötü bir sihir yapmayacağım ama en azından seni de biraz huzursuz ettim. Oh olsun. Evet, şimdi mutluluk sihirimizi yapalım. Hadi bakalım sihirli tezgahım gelsin. Aks. Sağ ol. Çilek, masada iç ders çalışılır mı? Kaldırır mısın şu kitaplarını artık? Sözüm var ablam. Bütün gece bebeklerle oynamasaydın o zaman. Bir dakika, bir dakika. Sen gece ders çalışmadın mı bakayım? Çalışmadı baba. Ben ödevlerimi yaparken o hep bebekleriyle oynadı. Anneme yakalanmasaydım sihirle çalışacaktım da ondan. Affedersin babacığım. Bir daha duymayacağım, anlaşıldı mı? En azından okula gitmeye karar vermene sevindim Çilek. Gideceğim. Çünkü... Çünkü? Yok bir şey anne. Gözünüz aydın, Sadık Bey prens geliyor. Günaydın Firuze Sultan. Oğlum, ne bu her sabah böyle banyo seremonisi? Belli olmuyor mu baba? Saçlarını jöleliyor. Yani sanki okula değil, size anne diyebilir miyim, evine gidiyor. Sen sussana biraz. Bana bak, bu banyo işini uzatırsan seninle bozuşuruz, anlaşıldı mı? Yeter ya, ne yüzümüzü yıkayabiliyoruz ne de tuvalete girebiliyoruz. Baba, sen her gün işe aynı saatte gitmek zorunda değilsin. Ama benim servisim her gün aynı dakikada geliyor. E o gelene kadar da anca hazırlanıyorum. Ama başka çocuklar servis gelene kadar kahvaltılarını bitirmeye çalışıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Sen bu kadar zamanı saçınla kaybediyorsun. Okula aç gidiyor baba. Tost diyorum. Oğlum, bir tek tosta beslenilir mi ha? Ya baba, tamam yeter. Öyle mi? Aa, tamam, o zaman bu sabah sana açlık yok. Ya doğru dürüst kahvaltını edersin ya da okula aç gidersin. Ya Betüş, babama bir şey söyler misin? Hiç param yok. Kusura bakma Cem ama bu sefer ben de babanın tarafındayım. Ceren. Hiç bana bakma abi, sana borç borç veremem. Hadi çocuklar bari hadi. Bu sabah şoför amcanızı bekletmeyin. Hadi i̇yi dersler, iyi dersler çocuklar. Hani Cem'i anladım da bu Çile'ye ne oluyor Allah aşkına? Ödevlerini yapmadığı için kahvaltıdan önce biz de tartıştık. Ondan bozuk. Boşuna dememişler çocuğun mu var, derdin var diye. Ah, sence dertlerden hangisi geldi? Selam. Merhaba Firuze, ne haber? Neyse, çocuklardan biri geri geldi sandık. Aa, şimdi kapıda karşılaştık. Ne o Cemre Çilek'in hali? Aman sorma Eda, anlatırım. Hazırsan çıkalım. Heh, çıkalım tamam. Aa, yalnız bir dakika. Neyse. Artık tuvalete, ofiste girelim. İyi işler, güle güle. Neyin var Toprak? Bugün bize hiç yüz vermiyorsun kızım. Ah, bana küs Firuze ablası. Önemli bir şey değil. Haydi Eda'cığım, biz de çıkalım. Kolay gelsin Firuze'cim, hoşça kal. Hadi hayırlı işte. Suzan gelmiyor mu? O bugün izinli, evini temizleyecekmiş. Ay, zaten onun için seni çağırdım. Oh! Kafede rahat rahat sihir yaparım. Hayır Toprak. Üf! Ay, galiba niye küs olduğunuzu şimdi anladım. Her zamanki mesele. Hadi gidelim, hadi. Başım döndü abi, otur artık bir yere. Oturamam hala, canım çok sıkılıyor. O zaman al eline o acayip şeyini, bak perilerinle oyalan. Bakamam, Suzan evde. Zaten onun için canım sıkılıyor ya. O zaman çık dolaş, gözümün önünde müebbet yemişler gibi bir ileri bir geri yürü be. Aman halacığım, aman halacığım, ne diyorsun? Ben müebbet yemişler gibi yürümüyorum. Benim yürüyüşüm en fazla 3-5 yıllı yemişler için. Müebbet yemişler daha uzun zamanlar olduğu için daha ağır yürürler, şöyle bak. Gördün mü? İşte böyle yürürler onlar. Hem sen beni bırak halacığım ya Allah aşkına. Benimle uğraşma. Sen örgün ör, televizyonu seyret. Gözümün önünden geçip duruyorsun. Nasıl açayım da televizyon seyredeyim? Aa, doğru. Televizyon seyretme zaten. Sen televizyonu açtın mı bir de sesini açıyorsun, sonuna kadar duymuyorsun. Bangır bangır bağırıyor artık televizyon. Aman ne halin varsa gör. Deliler evi burası, deliler. Biri avuç içi kadar yerde ileri geri yürür.
öbürü dip köşe patladığım evi baştan temizler. Hakkında konuşmayın Mevhibe Hanım. Çomağı kap. Çomak ha, çomağını. Sen de lafın üstüne gelmesen olmaz. Acaba ben mi hep lafın üstüne geliyorum? Yoksa siz mi hep benim arkamdan konuşuyorsunuz? Orasını bilemeyeceğim tabii. Ben dalaşmayacağım senden. Hadi git işine bak. Bakacağım. Tabii oradan kalkarsanız. Lütfen içeri geçer misiniz? Birazdan orayı temizleyeceğim. Bir yere kalkmayacağım. Dün sildim burayı ben. Dün silip silmediğiniz beni ilgilendirmiyor. Ben yeniden sileceğim. Lütfen içeri geçer misiniz? Ben o fare deliği kadar odada oturmam. Böyle etrafımdan sil. Abi ya abi. Havana bir şey söyle. Halacık, acaba 5-10 dakikalığına içeri gider misin? Gitmeyeceğim. Bak, bak, bak bana inat yapıyor. Bana inat yapıyor abi. Pekala. Ben birazdan markete gidip temizlik malzemeleri alacağım. Eğer döndüğümde hala burada oturuyor olursanız ben sizi oradan nasıl kaldıracağımı çok iyi biliyorum. Güzellikle olmazsa zorla kaldırırım. Dövecek misin beni? Yetişin komşular! Hayır, dövmeyeceğim Mevhibe Hanım. Hoplatacağım böyle, kucaklayacağım sizi. Avni markete gidiyorum. Döndüğümde elinde teleskop falan görmeyip gebertirim. Tesbih olur mu? Olur. Halacık, o sesi nereden çıkardın Allah aşkına? Oldu herhalde. Ay çok güzel kokuyor. Bakalım o mutluluk sihri işe yarayacak mı? Ay çok hoş. Ay şimdiden mutlu hissediyorum kendimi. Galiba önüme gelen herkese sebebini sormadan mutluluk dağıtacağım. Ay ne güzel. Ay bunu gidip hemen kızlarımla paylaşmalıyım. Taci, ne haber? İyidir, senden? Ay iyiyim, iyiyim ne demek? Çok mutluyum, çok. Hay! Hayırdır, ne oluyor? Hayret, Perihan aşağı inince sana söylemedi mi? Yukarıda ben kendime mutluluk sihri yaptım. Nasıl yani? Ne yaptın? Madem ki kızlarımı kocalarından ayırıp mutlu olamadım, ben de Peri TV'deki sunucu gibi kendime mutluluk sihri yaptım ve bundan sonra artık ben mutlu dolaşacağım. Sen bu sihri televizyondan mı öğrendin? Ay evet, nasıl ama? Bambaşka biri oldum çıktım değil mi? Yeniden doğmuş gibiyim. Kelebekler gibi özgürüm. Daldan dala, daldan dala, daldan dala. Gerçekten de öyle. Eskisi gibi şen şakrak olmuşsun. Peki sen şimdi Perihan yokken kızları kocalarından ayırmayacak mısın? Yok. Ay o kadar mutluyum ki onları düşünemeyeceğim. Oh oh. Oh oh. Hadi gidiyorum. Görüşürüz canım. Nereye? Ah, kızlara gidiyorum. Biraz onlara da mutluluk dağıtayım canım. Böylesini de ilk defa görüyorum. Yahu bizde hiç durup dururken mutlu olmak diye bir şey yok. Perilerde sevinmek bile sihirle. Şırak seviniveriyorlar. Anlayacağın sorun büyük Eda. Yani çilek bazen benim aklımı oynattırıyor. Ödevlerini sihirle yapıyor, derslerini sihirle çalışıyor. Hatta sözlüğe bile sihirle hazırlanıyor. E işte al çileği vur buna. Ya anlamıyorum ki biz de çocuk peri olduk ama annemizi hiç böyle üzmedik. Kızlarım beni mi andı yoksa kuşlar yanlış bir şey mi söyledi? Yok anneciğim yok. Doğru söylemişler her zamanki gibi. Senden bahsediyorduk. Anneanne, teyzemle annem küçükken sihir yapmıyor muydu? Ay yapmazlar mı? Sabah akşam sihirli oyunlar oynarlardı. Bunlar. Evet oynardık biz. Ama bizim evde sihirlerimizi gizlememiz gereken bir fani yoktu. Evet yoktu. Keşke herkes peri olsaydı. Keşke. Keşke herkes peri olsaydı. O zaman otomatikman damatlarım da peri olurdu.
Aa, ben ilk defa seni bunu söylerken bu kadar neşeli görüyorum. Ben de. Ay bugün hiçbir şey sinirimi bozamaz. Çok mutluyum, çok. Sihirliyim. Nasıl yani? Ay! Bak bak bak, hala gülüyor. E tabii gülerim. Çok mutluyum. Çünkü kendime mutluluk sihiri yaptım. Ve gece yarısına kadar da mutlu bir peri olarak kalacağım. Ve dünyadaki diğer problemi olan insanlara mutluluk dağıtacağım. Çünkü kendi sorunu olmayan periler ancak mutluluk dağıtabilirmiş. Ay çok mutluyum, çok. Dedim ya, elinize bir daha böyle fırsat geçmez. Bunu değerlendirin. Dileyin benden ne dilerseniz. Ay anne, sen mutlu ol da ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ya ben de istemem, ben de istemem. Yeter ki sen mutlu ol. Hep mutlu olacaksan bunu hep yap. Aa, bağımlı mı olayım? Anneanne, ben senden bir şey isteyebilir miyim? Ay tabii kızım, iste. Herkesi peri yapar mısın? Babamı, eniştemi, herkesi. Toprak, hayır. Aa, durun kızlar. Torunum ilk defa anneannesinden bir favör istedi. Lütfen anneanne, babamlar peri olursa çok mutlu olursun. Hı hı, hiç de fena fikir değil. Anne sakın! Onları dondurdum. İyi yaptın. Hemen başlayalım mı? Hiç vakit kaybetmeyelim çünkü bu sihir çok uzun sürüyor. Of! Sadık bilgisayara bakmaktan gözlerim yoruldu ya. Geçir geçir bitmiyor bu dosyaları. Vallahi ben de hesap makinesinde hesap yapmaktan şaşı olacağım. Ya daha ben yarısını bile bitiremedim. Ya Sadık biraz ara versek mi? Verelim de yani bu kadar işi sonra nasıl bitireceğiz? Efendim? Yapmayın ya. Tamam, geliyorum. Sadık. Bir bu kadar daha dosya varmış. Onları da geçirmemiz gerekiyormuş. Sekreter arada yardım istiyor. Vallahi bu ofisten baygın çıkmazsak iyidir. Bence de. Gidip alayım şunları o zaman. Ben sana yardım edeyim mi? Vallahi çok iyi olur dostum ya. Ah. Sadık, bir elin falan ağrıyorsa hiç. Yok yok yok. Ben taşırım yani, hiç uğraşma. Neden sen taşıyacaksın? Ya Allah muhafaza, yaşlısın şimdi falan, başımıza kalma. Ha? Ben yaşlıyım. Ha, sen öyle sen. Ah! Dur, dur. Evet, çıkın. Ya bir şey söyleyeceğim. Bana bak, Bersin sanatları sende var mı? Var var. Tamam, alabilir miyim? Tabii. Yavaş. Merhaba. Şimdi, o da var. Aa, ne haber Buket? İyiyim, tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Tost mu yiyorsun? Bu kez çilek nerede? Sınıfta ders çalışıyor. Yazılı falan mı var? Yok, sözlü olacaklarmış. Kolay gelsin. Bakalım. Ne oldu, çalışamadın mı? Çalışamadım. Kardeşim hastalandı. Bütün gece ağladı. Okuduğumdan hiçbir şey anlamadı. Olsun canım, öğretmenine söylersin, o da anlayış gösterir. İnşallah. Buket. Tosun'dan bir ısırık verir misin? Tabii. Hayır Buket. O bugün aç kalacak. İyi de neden? Senin yüzünden Tuğçe. Ceren. Sana yakışıklı görünsün diye banyoda oyalandığı için servis geldiğinde kahvaltı edemeden çıkıyor. Babamla Betüş ona bu yüzden ceza verdiler. Aklı başına gelene kadar ona tosu yok harçlıkta. Ne zaman banyoda herkes gibi zaman geçirir? O zaman. Sen sussan artık. Kız arkadaşıma gidemezsin. Sen karışma Kerem. Abi Kerem'e doğru. Kerem'e gününü gösterip sonra seninle de görüşeceğiz. Ya Cenk, kavga etme. Ben kavgacı bir erkek arkadaşı istemiyorum. Her gün benim için saçlarını yapacağına biraz kibar bir erkek olmaya çalış. Duydun mu abicim? Ceren! Gel abi. Ne var? Tostumdan ısıracaksan ısır. Artık sınıfa gitmem lazım. Yok, sağ ol. Özür dilerim Buket. İstemiyorum artık. İyi dersler. Hadi Kerem, biz de artık yukarı çıkalım. Çocukken sizinle göreceğiz. Hadi şimdi gidin. Onlar ne dedi? Hiç. Hadi gel, çıkalım. Bir ısırık versene.
Çilek, hala mı çalışıyorsun? Ya hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi çalışsan o kadar şey öğrenecek misin sanki? Tahtaya kalkarsan bana kopya verir misin? Ben de bir şey bilmiyorum ki. Üf, ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı. Sıfır almaya razı mı olalım? Bence dua edin. Öğretmen bizi kaldırmasın. Bence de. Lütfen öğretmenimiz bizi sözlüğe kaldırmasın. Kızlar ne yapıyorsunuz? Görmüyor musun? Dua ediyoruz. Sözlüğe çalışamadık. Oh ne güzel. Ben de size öğretmene söyleyeyim de ilk sizi kaldırsın. Hele bir yap. Yapacağım, yapacağım. Barış sen ne biçim arkadaşsın? Eğer öğretmene söylersen sıfır alırız. Bana ne, bana ne? Demek bana ne? Ben şimdi sana gösteririm, bir şımarık. Bana ne yaptın? Yok ettim. Öğretmen sorarsa da kayboldu deriz. Sen büyücüsün. Ona büyü yaptın, gördü. Siz de gördünüz mü arkadaşlar? Gördük. Ya bakın açıklayabilirim. Yok yok, en iyisi seni bütün olayları unutturayım. Ama o şey nasıl oldu hatırlamıyorum ki. Çocuklar, neyiniz var sizin? Çilek büyüyor benim. Ne? Üf, hemen şimdi birisine gidip şu unutturma sevdiğini hatırlamam lazım. Anneanneme. Merhaba dedeciğim. Çilek, merhaba. Senin bu saatte okulda olman gerekmiyor mu? Gerekiyordu ama bir sorun çıktı. Fazla zamanım yok. Anneannem nerede? Annenin yanına gitti. Bir sorun mu var? Evet, okulda bir sihir yapmak zorunda kaldım. Herkes gördü. Bu sihri hemen düzeltmem lazım. Hadi ben anneannemin yanına gidiyorum. Annemlere sakın söyleme, tamam mı? Tamam, hay Allah. Peki annenden nasıl saklayacaksın? Anneannen onun yanında. Kafeye görünmez olarak gideceğim. Annemi donduracağım. Ve anneannemle konuşacağım. Tamam, hadi iyi şanslar yaramaz peri. Sağ ol dedeciğim, bay bay. Zamane gençleri işte. Olmadı mı daha anneanne? Oldu oldu, az kaldı, sabret. Aa, annemle teyzem niye donmuş? Anneannemle Toprak ne sihir yapıyorlar öyle? Şimdi bu sihir babamı peri mi yapacak? İstersek bütün fanileri peri yapabiliriz. Aa, burada neler dönüyor böyle? Baskın be senin de. Aa, ödümüzü koparttın. Evet yani Çilek. Siz ikiniz burada ne sihir yapıyorsunuz? Ay, sır saklar mısın? Tabii ki anneanne, peri sözü. Babanla Yavuz'u peri yapıyoruz. Anneannem mutluluk sihri içmiş. Ne istersek yapıyor. Evet, Toprak benden bunu istedi. Benim de işime geldi. Senin istediğin bir şey var mı? Aslında ben de senden bir şey istemeye geldim. Ne? Ah. Sadık. Ay. Bizim bu kadar işi akşama kadar bitirmemiz için ancak insanüstü güçlere sahip olmamız lazım. Açık söyleyeyim sana. Çok doğru diyorsun. Ah. Aynen öyle olması lazım ama ne yapalım işte. Ya babam da anlamıyorum niye ısrarla bu kadar iş bitecek diye uğraşıyor. Bak şimdi yeni Türk lirasına geçiyoruz ya. Adamcağız haklı. Yani etiketleme hesap mesap karışmasın diye. Tamam da biz bu kafalarla çalışırsak artık 6-0 çıkarır mıyız, ekler miyiz? Ben bilemiyorum. Ya ben de bilemiyorum ama yani oturup çalışalım, şikayet etmeyelim değil mi? Başka çaremiz yok. Hadi, 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 hadi. Hadi, 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 çok, çok. Heh. Hadi bakayım. Hadi. Hadi amca, hadi. Sihrini hatırlat. Okuldakilerin hafızasından benim peri olduğumu silin. Dur bir dakika. Şimdi bu sihir ne için işe yarayacak? Benim peri olduğumu okuldakiler anlamayacak. Ay yani sıfır almaya razısın.
Barış'ı sınıftan yok ettim diye beni ispiyonlamayacak. Öğretmen belki beni tahtaya kaldırmaz. Eğer kaldırırsa o fanilerin arasında senin sıfır almana da göz yumamam. Yani? Yani dersleri senin aklına sokma sihri yapacağım. Yaşa anneanne. Yalnız aynı sihirden Buket'e de yapar mısın? O da zayıf not almasın. Bütün okul peri olsa daha iyi olmaz mı? Olur, olurdu da. Anneanne, bu sihri de yapabilir misin? Ay tabii. Burada bütün tanıdıklarımızı peri yapacak kadar sihir var. Periler, periler. Şımarma çilek, yardım et de kazana üfle. Ve buradan çıkan dumanlar tüm fanilere ulaşsın. Biz herkesi periye çevirirsek annemler bunu anlar. Ve beraat yüzüğü çıkart ederler. E biz de onların sihirlerini ellerinden alırız. Bu en kolay sihir. Bak. İşte sihirlerini ellerinden aldım. Onlar artık birer fani. Biz niye böyle izlemeyecekler mi? Aa, deseler bile ne olacak, ne fark eder ki? Onları ne periyan duyabilir ne periliçe. Yani şimdi sanki şöyle bir şey oluyor. Dünya tersine dönüyor. Periler fani, faniler peri oluyor. Aşağı yukarı öyle. Şimdi ben bir iki üç deyince kazana üfleyeceğiz ve bütün tanıdıklarımız peri olacak. Tamam mı kızlar? Tamam. Bir, iki, üç. Yani bütün faniler peri oldular ve işin komik tarafı kendilerini doğuştan peri sanıyorlar. Ben şimdi okula gidebilir miyim? Tabii, okula git ve arkadaşlarını çöz. Peki. Ben de annemleri çözebilir miyim? Evet, çilek okula gittikten sonra çözebilirsin canım. Ben de burada görünmez olarak annemlere bakacağım. Bakalım neler olacak? Önce şu sihir tezgahını ortadan kaldırayım. Tamamdır. Hadi bakalım. Anne sakın! Toprağa uyup hiç kimseyi peri falan yapmayacaksın. Yaptım bile. Ne zaman? Nasıl? Şey, sizi dondurmuştum. Ay olamaz. Şimdi bütün bunları düzelteceğiz. Tamam mı? Tamam. Hadi. Betüş. Ay, Betüş, ben sihir yapamıyorum. Evet Eda, ben de yapamıyorum. Yapamazsınız çünkü bütün sihirlerinizi aldım. Anne! Tamam Betüşçüm, hiç endişelenme. Şimdi Perihan teyzeye sesleniriz, o bütün bunları halleder. Perihan teyze! Perihan teyze! Betüş sen de seslensene. Eda, Perihan teyze bizi duyamaz çünkü sesimiz de sihirsiz. Ay üzüleceğinize sihirli aynayı getireyim de oradan bakın. Nasıl bütün tanıdıklarınız peri oldu. Bakalım beğenecek misiniz? Zavallı anneciğim, zavallı teyzeciğim. Oh be, peri olmak varmış ya. Hakikaten ya. Yani peri olmasaydık bu kadar işin altından nasıl kalkardık bilmiyorum. Eda ile Betüş fani olmasalar var ya, hayatta bu işlerle uğraşmam.
Ya sihirle para kazanırız zaten. Bal gibi de yaşarız. Vallahi aynen ben de böyle düşünüyorum. Yani ömrümüz karılarımız peri olduğumuzu anlamasınlar diye böyle boş işlerle geçiyor kardeşim. Aman. Şimdi ne yapacağız? He? Dur bak. Oo, daha 4 saat var. Ne yapsak ki? Bir daha geçirelim bari. Neyi? Dosyaları. Saçmalama canım. Çilek, neredeydin sen? Acaba abimler peri oldu mu? Çilek, sana soruyorum. Ya, tamam canım, bir şeye düşme. Koy, görmüyor musun? Bu sihirle bir yere gitmiş. Bir daha ders saatlerinde sihirle hiçbir yere gitme. Ders kaçıracaksın. Hem bak, öğretmenin daha demin sınıfa girdi. Peki abi, bir daha yapma. He, bu arada sen çay çıkmadın mı? Aa, iyi hatırlattın. Derse girmeden bir tost yiyeyim. Kibar kibar ya, öyle löf Cemil'de de indirme. Affedersin. Peri olmuşlar ve ikisi de hala aile. Abi bir açayım, öbür de küçük bir kahve verdi. Evet, şimdi herkesi çözeyim. Oturun çocuklar. Çilekçim sen de yerine geç. Evet çocuklar, şimdi sözlüğe başlıyoruz. Acaba önce kimi kaldırsam? Ben. Çilek, senden başlayalım mı? Peki öğretmenim. Yeter artık Avni. Oraya buraya sihirle gidip durma. Başım döndü. Ne yapalım hala? Canım sıkılıyor. Oo, güzel sihir. Marketten döndün demek. Döndüm döndüm. Hadi Mevlüt Hanım, içeri geçin de burayı temizleyeyim. Kalkmayacağım. İnat etme bak. İnadım inat. Öyle mi? O zaman ben sana yapacağımı bilirim. Sen periysen ben de periyim. Bir yere gitmeyeceğim dediysem gitmiyorum. Avni, şu halana bir şey yap. Halacığım, bence sen orada oturma. Burada otur. Sağ olasın Avni. Rica ederim. Vazifemiz. Yerim seni. Aa, Avni bak. Evimizin ortasından sihirli bir dere geçiyor. Ben de onu geçeyim bari. aşk olsun Avni. Hala bunu atmadın mı? Atmadım, atmayacağım da Suzan. Dost var, düşman var. Bizim evde sihir yaptığımızı gözetleyen komşular var mı diye... ...bu sihirli teleskopla bakıyorum, hepsini görüyorum. Merak etme sen. Ben gece gündüz bütün perdeleri kapatıyorum. Kimse bizim peri olduğumuzu anlamaz. Olsun Suzan. Boş bulunup perdeleri açık unutursak ne olacak? Onun için tedbirli olmakta fayda var. Sen şuna benim işim gücüm yok Suzan desene. Tabii öyle Suzan, öyle değil mi? Yani ben de komşularımız gibi mi olayım? Hani karısı fani diye çalışmak zorunda olan Sadık Bey gibi mi? Tamam tamam, cevap verme bana. Sihirlerim artı gebertirim. Hadi şu sihirli teleskobundan git bak bakalım komşularımız ne yapıyor. Tamam. Hadi. Ben fani fani gideyim. Aa Suzan, bak senin dereye köprü yaptım. ellerin niye öyle? Asma köprü. Zevzek. Gözlerime inanamıyorum. Kocam, çocuklarım, hatta komşularım bile birer peri olmuş. Ya. Ve bizim onların yanına gidecek kadar bile sihrimiz kalmamış. Üstelik
İşin kötüsü onlar bizim peri olduğumuzu bilmiyorlar. Bizi birer fani sanıyorlar. Düşünsene, yaptıkları sihirleri falan bizden gizli yapacaklar. Bize çaktırmamaya çalışacaklar. Ay, bu çok trajik bir durum. Yeterince seyrettiyseniz aynayı kapatabilir miyim? Ya niye anneanneme öyle bakıyorsunuz? Sen hiç konuşma Toprak. Zaten ne çıkıyorsa senin başının altından çıkıyor. Perihan teyze bir dönsün, sana cezaların en büyüğünü vermesini özellikle ben kendim rica edeceğim. Bizzat. Hiçbir şey yapamazsın anne. Anneannem beni ve Çile'yi korur. Aa, Çile'nin ne ilgisi var bununla? Üçümüz birlikte planladık, yaptık bunu. Olamaz anne. Neyse ben gideyim. Siz de hemen kalkın, yolunuz uzun. Peri kocalarınız gelmeden evde yemek falan hazırlarsınız. Aa, sihirli aynayı burada unuttu. Ne dersin? Perihan teyzeye bir kere daha ulaşmayı deneyelim mi? Belki o kadar minicik bir sihrimiz kalmıştır. Hiç sanmıyorum ama hadi bir deneyelim. Ay, olmuyor. Toprak, bari sen bize yardım et ha? Edemem. Bu oyunun bozulmasını istemiyorum. Işık, bir daha saçımı çekemezsin. Eski halime dönme sihri bu olabilir mi? Dur bakayım. Aganda buganda, tanga maganda. Sihirli aynaya ihtiyaç varmış. Tata! Hoppala! Taci, ne yapıyorsun? Sihir kitabına bakıyorum. Nasıl yani? Sihirle yani. Gözlerim mi bozuldu Dudu Hanım? İyi görmüyor musun? Eyvah! Bu da peri olmuş. Ben zaten oldum olası periydim. Bakıyorum peri olmak seni çok mutlu etmiş. Ay ben bugün peri olmadım ki. Senin şu mutluluk sihrinden içtim, ondan böyleyim. Aynen senin gibi her şeye gülüyorum. Yalnız küçük bir sorun var. Nedir? Sihirli aynamızı nereye götürdün? Attaya. Ne yapacaksın? Kendime bir sihir yaptım. Ancak sihirli aynaya bakınca eski halime dönebilecekmişim. İster peri ol, ister cin ol, ister cadı ol. Eski haline kendini döndüremezsin. O fasa fiso sihir kitaplarına da kanma. Ben ancak seni eski haline döndürebilirim. Bugün mutluluk sihri içtin. Hani herkesi mutlu edecektin? Hadi beni mutlu et. Eski tacı olayım, ne olur. Ya ama yok. Mutluluk sihri de içsem, meleklik sihri de içsem seni eski haline döndürmek istemiyorum. Ama kafamı kızdırma. Seni fani yaparım sonra. Aman yapma, aman yapma. Ben böyle kalayım, razıyım. Lütfen. Güzel. Taci, sen bugün Perihan'ı görmedin değil mi? Yani o senin bu halini görmedi daha. Hayır, görmedi. Tatilde ya. Seslenip hiç rahatsız etmedim. Ama acaba birkaç günlüğüne ben de mi peri harikalar diyarına gitsem? Çok sıkıldım şatoda oturmaktan. Taci'yi peri haline bırakayım desem başıma dert olacak anlaşılan. Ne? Ne dedin sen? Ne yapıyorsun? Sihirlerini geri alıyorum. Alamazsın. Aldım bile canım. Ama ben periydim. Yine de seni periliçeye şikayet edeceğim. Ay, bir günlüğüne peri oldun, hemen havalara girdin. Peri, periliçe şikayet falan filan. Bunu aklına sok. Sen peri değilsin, fanisin. Kazara peri oldun. Sen eski köpek Taci'sin, ben de eski Dudu. Ama bugün biraz şen şakrak Dudu, o kadar. İster Perihan'a, ister periliçeye şikayet et, seni duyamazlar. Lay lay lo, lay lay lo, lay 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 lo. Hain Dudu, peri olmama dayanamadı. Sihirleri elimden aldı. Ay, şu sihirli aynayı açıp bakalım bizimkiler ne alemde. Bu seçkin olamaz demek değildir. Hayır, ben iyiyim Damon. Ne oldu, sen iyi misin? Evet, iyiyim. Dinle, bizim bir grup sarhoş çete çocuğuyla takılmamız gerekmiyor. Bir yere gidip biraz konuşalım. Geliyorum. Bir dakika. Ay. Hoş
Hoş geldiniz Betüş Hanım. Ah, hoş bulduk Firuzeciğim. Sizi ilk defa bu kadar yorgun görüyorum. Evet, çok üşüdüm. Sabah da arabaya çıkmamıştım ya, yürüyerek döndüm. Bir taksiye falan binseydiniz? İşte yanıma hiç para almamışım. Öyle mi? Sabah nasıl gittiniz o zaman? Canım işte sabah yürüyerek gittim dedim ya, araba yoktu. Şimdi de koşarak geldim. Dedim yürüyerek demiştiniz. Ay Firuzeciğim ne fark eder, lafın gelişi öyle söyledim. Neyse hadi geçin içeri, ısının, kapıda kaldık. Sen nereye gidiyorsun? Yukarıda bir işim var, onu yapıp çıkacağım. Geç oldu. Kesin bu Firuze de peri olmuş. Bak şimdi gizli gizli yukarı çıkıp sihir yapacak. Ben bilmez miyim? Ay... Acaba yemek yaptı mı? Yapmadıysa yandık. Yemek yok. Hadi bakalım Fani Betüş. Görelim seni. Sabahtan akşama kadar küreden Tuğçe ile konuşuyor. Ondan sonra da burada unutup gidiyor. Bir gün Betüş Hanım görecek, al başına iş. Neyse ki ortada peri olduğumuzu ele verecek başka sihirli bir şey yok galiba. Gideyim bari. Betüş Hanım, neredesiniz? Mutfaktayım. Yemek mi yapıyorsunuz Betüş Hanım? Evet. Makarnaları soğuk suya atmışsınız. Öyle mi yapmışım? Ayrıca gerek yoktu, ben yemek hazırladım. Olur mu Firuze, ben baktım hiçbir şey yoktu dolapta. İyi bakmamışsınızdır, görememişsinizdir. Bak bir daha bak. Ben bakarım, rica ederim. Firuze ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum, şuna şöyle küçük bir kramp girdi de. İşte yemeklerimiz. Kıymalı patlıcan ve pilav hazır. Yanılmamışım, sen de perisin. Ya Firuze, ben demek ki iyi bakamamışım dolaba. Ellerine sağlık. Neyse, benim işim bitti sayılır. Ben artık çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. İyi günler Firuze. Sihirli, size de iyi günler. Az kalsın kadına sihirli günler diyecektim. Neyse ki bir şey anlamadı. Şu temizlikçi ve dadı peri kostümü çıkarayım da öyle gideyim bari. Firuze, öyle kapının önünde üstünü başını sihirle değiştirme. Bir gün Betüş'e yakalanacaksın bak. Görmez, görmez, merak etme. Hem biraz sonra bizim şatonun önünde Davut'la buluşacağım. O kılıkta gidecek halim yok herhalde. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Betüş Hanım fani olmasa kimse beni öyle dolaştıramaz ya. Neyse. Ay çok komiksin Firuze. Kız bari periçeye söyle de seni şöyle güzellik perisi falan yapsın. Yapa yapa temizlikçi peri yapmış. Yazık. Alnımızda ne yazılıysa onu yaşayacağız kardeş. Ayrıca ben bu evde bu üç peri çocukla mutluyum. Hadi beni lafa tutma, baloya yetişeceğim. Ne balosu bu? Senin haberin yok mu? Bizim bir arkadaşımızın nikah balosu. Bütün periler davetli. Hadi siz de gelin. Ay yok yok, istemem şekerim. Yani ne işim var benim tanımadığım perilerin içinde? Herkes uyuduktan sonra ben bizim evi şatoya dönüştürüp burada bir parti veririz. Siz bilirsiniz. Hadi beni lafa tutma. İyi hadi. Güle güle. Kocana selamlar. Oldu, baş üstüne. Kimle konuşuyordun? Size ne? Demek geldin Suzan. Bak Suzan, ulu orta sihirli konuşmaları bırak, tamam mı? Demin Firuze ile lafladığınızı gördüm. Eğer başka biri sizin konuştuklarınızı duysa şapadanak peri olduğunuzu anlar. Of Avni, anlamaz kimse. Ben tedbirli kadınım. Etrafta kimse yoktu, onun için de rahat rahat konuştuk. Ne var?
O zaman niye geldin, yoksa halamla mı takıştın? Yok, artık onunla muhatap olmuyorum. Buraya başka bir şey için geldim. Eğer şu teleskopunu elinden bırakırsan, söylerim. Söyleme de yap. Sayende fanilere dönüştüm. Bari anneni acısaydın da bu kadar yolu yürümeseydik, sihirle gelseydik. Üzgünüm ama fanilerle sihir yapamam. Aa, sana bu lafı ben öğrettim, şimdi bana geri mi satıyorsun? Kızma anne, sana kızmak hiç yakışmıyor. Saat kaç ki? Ay, birazdan Yavuz gelecek. Ben de akşama sihirle yemek yaparım diye hiçbir şey hazırlamadım. Şimdi ne olacak peki? Faniler gibi yemek kitabına bakarsın, yemek pişirirsin. Gene annene yardım etmeyeceksin yani. Bana acayip sihirle yemek yapmayacak mısın? Hayır. Saçımı çektin, cezalısın. Eh Toprak, Perihan teyze bir dönsün, şu durumumuzu bir düzeltsin. Ondan sonra ben sana yapacaklarımı biliyorum. Ay, evde yemek kitabı da yok, ne yapacağız ki? Aa, Betüş'e sorayım, o bilir. Efendim? Aa, nihayet eve varmışsın Betüş. Ay sorma Eda, tam bir saat yürüdüm. Ya ben bir saat 40 dakikadır yollardayım. Ayaklarıma kara sular indi. Gelen giden var mı? Ay hayır yok. Firoze evdeydi, demin o da çıktı. Eda, inanamıyorum, o da peri olmuş. Aa, nereden anladın? Yanında sihir mi yaptı? Yani bu sabaha kadar benim yaptığım gibi benden gizli gizli kaçıp sihirler yapıyor. Tabii ki anlıyorum. Eda. Ben periyim. Kimin peri, kimin peri olmadığını anlayabilirim. Neyse, Yavuz geldi mi? Yok, daha gelmedi. Ama benim büyük bir problemim var Betüş. Yemek yapmam lazım ve ben yemek yapmayı bilmiyorum. Evde yemek kitabı da yok. Ne olacak şimdi? Of, aklımdan geçenleri biliyorum. Ama maalesef bizde de yemek kitabı yok. Yapma ya. Yandık o zaman. Aa, Eda Toprağa söyle sihir yapsın. Yapmıyor. O zaman şöyle yapalım. Bak, teyzen rica ediyor da bize gelsin, bizdeki yemeklerin yarısını alsın götürsün ha. Toprak, 2 dakika teyzene gidip gelebilir misin? Niye? Sana yemek verecek. Hayır. Lütfen, yalvarırım. Hayır. Gelmiyor. Anlaşıldı, ben akşama yumurta kıracağım. Eda, dur, aklıma bir şey geldi. Bak şimdi ben Sadık'ı arayayım, Yavuz'u da alsın, akşam bize gelsin. Birlikte yemek yiyelim ha. Bu akşamı da böyle atlatırız. Bak, Çilek evde olur. Belki de o küçük şeytan Toprak'tan daha insaflı çıkar, bize yardım eder ha. Umarım. Hayatım, hadi üzme kendini. Bunu da böyle atlatacağız işte. Nasıl olsa her şey düzelecek, tamam mı? Tamam Betüş'üm, hoşça kal. Hadi öpüyorum canım, hoşça kal. Hoşça kal. Sadık, artık gitsek diyorum. Tamam, haklısın, gidelim. Çocuklar onları almamı bekliyorlar. Hı. Hadi gel. Betüş arıyor. Hı. Şunu çevirir misin lütfen? Tabii. Efendim karıcığım. Sadıkçığım, benim olduğumu nereden bildin hayatım? O gizli numara değil mi? Hissettim. Aşktan. En kötüsü de bu. Onlara faniymişiz gibi davranmak. Hayatım, orada mısın? Buradayım hayatım, tabii. Şeyi soracaktım sana. Diyecektim ki akşama Yavuz'u da alıp bize gelseniz hep beraber yemek yiyelim diyecektim. Tamam, bir sorayım o zaman. Yavuz! Efendim? Betüş diyor ki akşama bize yemeğe gelin. Ha, çok teşekkür ederiz. Eda'yı alıp geliriz. Mersi. Rica ederim. Hayatım, ay pardon, hayatım. Eda'yı alıp gelirim dedi. Aa, çok sevindim. O zaman akşama görüşürüz ha? Tamam şekerim, görüşürüz. Ayşen, ben çocukları alıp geleceğim, tamam mı? Öptüm. Ben de öptüm canım, hoşça kal. Hadi.
hadi gidelim o zaman. Aa, diyorum ki ne taraftan gitsek acaba? Ya bu sefer Samanyolu'ndan gidelim ya, lütfen. Ya çok kalabalık orası. Gel daha sakin bir yerden gidelim ha. Bak şuradaki galaksiden olabilir, tamam mı? İyi peki, madem istiyorsun. Ha, montlar montlar. Aman canım, onlar gelir arkamızdan. Ha, unuttun mu? Ne komik değil mi mercimek? Evet toprak. Bu imkansız bir şey. Lütfen beşerinden daha büyük değilim. Peki ne yapayım? Toprak? Kim açtı bakayım kapıyı? Ben açtım baba. Nasıl açtın peki? Sihirle baba. Öyle mi? Ben annenin yanında sihir yapma. Yakalanabiliriz dedim mi, demedim mi? Evet, affedersin. Bir dakika. Annem evdeyken sihir yapamayacak mıyım? Tabii ki hayır. Yakalanırsak annene peri olduğumuzu nasıl açıklayacağız? Ama bu haksızlık. Yine aynı şey oluyor. Ne oluyor? Anlayamadım. Hiç. Merhaba Yavuz. Merhaba hayatım. Ha, Betüş'le konuştuğumu bilmiyorum ama bu gece bizi yemeğe çağırdılar. İyi, evde zaten yiyecek bir lokma bir şey yok. Gideriz. Gidelim o zaman. Hadi küçük hanım, kalk gidiyoruz. Anne, bu sefer kurtuldun. Ama nasıl olsa yemek yapacaksın. Yürü gidiyoruz. Tam zamanında gelmiş. Geldin mi baba? Geldim kızım. Merhaba Sadık amca. Merhaba, nasılsınız? Söyleyeyim bakalım, sözlüğünüz nasıl geçti ha? Çilekte, bukette yıldızlı peki aldılar Sadık Bey. Öyle mi? Sihirli günler. Size de sihirli günler Özlem Hanım. Hani derslerinde çalışmamıştın? Bana bak, doğruyu söyle, yoksa kopya mı çektin ha? Ben de çalışamadım. Sihirle hallettik. Öyle mi? Dön bakalım bana. Derslerini sihirle hallettiğin için bugünlük sihir gücünü elden alıyorum. Anlaşıldı mı? Ya ama... İtiraz istemem. Bizim şapşal damat peri olmuş da çileğin sihirlerini elinden mi alırmış? Ay, çok komik şeyler olmaya başladı. Zavallı Betüş de sihirlerini geri almak için çilekten medet umuyordu. Ama çileğin sihirleri yok. Bu durumda bakalım ikinci perdede neler olacak?